Sevgili sektör mensupları, Royal de Home'un etkinliğinin ikinci gününden yine sizlere güzel kareler yansıtmaya devam ediyoruz. Bu kez Royal de Home'un misafirleri Niğde'den. Ankara Perde'nin sahibi Sayın Salih Çiçek ve Şükran Tekstil'in sahibi Sayın Mehmet Ali Altıparmak bizimle birlikte. Efendim, genç dostlarımızı tanıyalım, onlara mikrofon uzatalım ve Royal de Home hakkında düşüncelerini alalım izninizle. Merhabalar. Merhabalar efendim. Önce sizi tanıyalım. Ben Salih Çiçek. Ankara Perde, Niğde'de mağazam var. Yani Niğde'de hizmet veriyoruz Ankara Perde olarak. Royal de Home'la aşağı yukarı 5 yıldır beraberiz. O büyüdükçe biz de büyüdük yani Zebra Store olarak. Şimdi niyetimizde kısmet olursa Dikey Perde var. Dikey Perde Orhan abi başardı. Evet. İnşallah biz de başarırız, bir yola geliriz. Dikey perdenin haricinde sistem perdeleri, plisel perdeler, evet, çiftli mekanizmalar var. Evet. Hepsi son trend, yeni trend modayı takip ediyor Orhan Bey ama evet, dikey perde de iddialı, oldukça iddialı. Niçin iddialı onu da hemen dile getirmek istiyorum. Spor, klasik, fantezi, evet, yani mutfağınızdan tutun da salonunuza kadar yaşam alanınızı sadece dikey perdeyle donatabilirsiniz. Aynen. Dikey perde de çığır açmış. Gerçekten dikey perde de sektör mensuplarına, meslektaşlarına yol açmış, yol diyorum açmış ben. Aynen, aynı şekilde biz de düşünüyoruz. Zaten bu üçü bir arada. Evet. Yani tül, güneşlik hepsinden kurtarıyor. Bunu taktığın zaman fon görevi, tül görevi, stor görevi. Güneşlik. Aynen, güneşlik. Yani bir hamlede bitiriyoruz işi. Evet, evet. Biz de bunu elimizden geldiği kadar inşallah üstüne düşüp biraz daha yaygınlaştıracağız. Yani peki, niyetimiz efendim öyle. Arkadaşınıza dönmek istiyorum. Şükran Tekstil'in, evet, sahibi Mehmet Ali Bey. Efendim, nasıl işler güçler Niğde'de? İşlerimiz şükür. Biz aslında Ankara Gölbaşı'ndayız. Mağazamız Gölbaşı'nda. Gölbaşı'nda. Evet. Hı. O benim teyzemin oğlu Salih Çiçek. Biz de 15 yıldır Gölbaşı'nda ev tekstil üzerine hizmet veren bir mağazamız var. Burada geldik Royal de Home'un bu yeni ürünü dikey perde üzerine biz de biraz artık yoğunlaşmak istiyoruz. Güzel bir ürün, yeni bir ürün. Bizim sektörde de yenilikleri takip etmek çok önemli. Evet. Bir yerlere gelebilmek için. Biz de yoğunlaşmayı düşünüyoruz açıkçası. Dikey perde güzel bir ürün, yeni bir ürün. İnsanlar daha çok bilmiyor bunu, daha çok öğrenemedi müşterilerimiz. İşte biraz da artık standlarımızı geliştirerek, vitrinlerimize dikey perdelerden asarak müşterilere tanıtmak istiyoruz. Ama öyle değil midir zaten? İlk çıktığında fazla bilinmez, fazla değeri, evet, kıymeti de bilinmez. Store'la Zebra bu talihsizliği yıllar önce yaşamıştı. Evet, evet. İnsanlar öğrendiklerinde de çok memnun kalmışlardı. Hala 10 yıl, 10 yılı geçti tabii, evet, Store ve Zebra. Hala kulvarda koşuyor, evet, hala çok güzel son moda trendleriyle kulvarda koşuyor. Ben öyle sanıyorum ki, tabii ki Store ve Zebra'nın yeri başka ama dikey perde de kulvarda tıpkı Store ve Zebra gibi, kesinlikle, uzun yıllar koşacaktır diyorum. Kesinlikle, yani bunun eğer tanıtımını ve reklamını güzel yapabilirsek bütün firmalar olarak, yani müşterilere bunları daha çabuk şekilde tanıtabilirsek ben de Store ve Zebra'yı geride bırakacağını düşünüyorum yani. Evet. Peki şimdi ürünleri gördünüz, evet, hemen karşımızda yine standlar var, arkamızda standlar var ve aslında Orhan Bey bununla da kalmamış, kamera çekebiliyor mu bilemiyorum ama bakın, evet, Mehmet Ali Bey eskiden düz tüllerimizde Hilal model. Evet, hilal model olurdu ya da M modeller, evet, olurdu, evet, altı güpürlü olurdu, evet, şimdi o modelleri bu perdelere uygulaması, evet, dikey perdelere uygulaması bence zeka işidir diye bence düşünüyorum. De kesinlikle bu Orhan Bey'in pazarlamacılık yönündeki başarısını gösteriyor. Ben de çok beğendim açıkçası. Tabii bunun devamı da gelecektir. Farklı modelleri de gelecektir, evet, ama geliştirerek. Evet, evet. Perdeleri. Orhan abi bu konuda bence başarılı, gayet başarılı. Peki o zaman şimdi Orhan Bey bizi seyrediyor. Evet. Royal de Perde çalışanları bizi seyrediyor. Buradan neler söylemek istersin? Vallahi yolları açık olsun. Ben başarılı olabileceklerini düşünüyorum. Orhan abi güzel bir adam. Yani müşterilerinin bir yerlere gelebilmesini isteyen bir adam. Yolları açık olsun, işleri bereketli olsun. Bu yeni ürünleri de hayırlı olsun. Başarılarının devamını diliyorum ben. Peki, çok teşekkürler. Biz de size başarılar diliyoruz. Ve efendim Salih Bey'e dönüyorum tekrar. Salih Bey, şu anda Orhan Çağatay bizi izliyor. Evet. Şimdi Orhan abi ne kadar büyürse biz o kadar büyürüz.
Yani Orhan abi 5-6 yıl önce biz Zebra Store işine sağ olsun bizi teşvik etti. Çok şükür ilerledi. Aynı şekilde dikey perdeye de devam. Yani Orhan abi olduktan sonra biz korkmayız Allah'ın izniyle. Harika bir insan. Allah işini gücünü rast getirsin. Aynı emsalız aşağı yukarı. Yani böyle güzel insanların bir yerlere gelmesi yani herkes için faydalı bir şeydir. Biz de düşüncelerinize katılıyoruz ve Orhan Bey adına hakikaten çok mutlu oluyoruz. Rica teşekkürler. Rica ederim efendim. Ne demek? Evet, Sayın Orhan Çağatay, efendim bu saatten sonra omuzlarınızdaki yük daha da ağırlaşacaktır diye düşünüyorum. Çünkü sevgili sektör mensupları, sevgili müşterileriniz bu saatten sonra, hele ki bu saatten sonra sizden daha çok şey isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Yolunuz açık olsun.